Merhaba dostlar, bugün sizlere bahçede bakabileceğiniz 10 köpek ırkını derledik. İyi seyirler. Kangal. Kangal çoban köpekleri cesur, hızlı, çevik, zeki ve ön sezileri kuvvetlidir. Kadın ve çocuklara karşı uysal bir tavrı olmasına karşın, kötü niyetli yabancılara karşı oldukça tehlikeli olabilir. Sahibine aşırı bağlıdır, öğrenme yetileri çok güçlüdür, kolay eğitilebilirler. Görevlerine çok sadıktırlar. Bu sadık yapıları onlara yüzyıllardır Anadolu'da aranan sürü bekçisi olma özelliği kazandırmıştır. Kangal köpeklerinin sürü koruma özelliği genetik yapısıyla ilgilidir. Buna rağmen bir kangal köpeği sürü koruma işini anne ve babası ile sürüye giderek öğrenir. Kangal çoban köpeği cesaretini ve o inanılmaz gücünü kurt boğan tek ırk olarak dünya literatürüne geçirmiştir. Kan asaletine çok sadıktırlar. Doğada serbest iken başka bir köpek ırkı ile çiftleşmezler. Genellikle anne babadan doğan kardeşlerinden birbiriyle çiftleşmedikleri tespit edilmiştir. Kangallar bu üstün özelliklerinden dolayı ırk vasıflarını korumuş ve saf kalmayı başarmışlardır. Sert ve kuru iklimleri severler. İri cüsseleri nedeniyle ev içinde yaşam kangallara uygun değildir. Açık arazilerde uygun, özgür ve mutludur. Rottweiler. Rottweiler sakin, eğitilebilir, cesur ve ailesini kendine adayan bir köpektir. Güvenilir bir karakteri vardır. Ailesini büyük bir kararlılıkla korur. Acıya karşı duyarsız ve güçlü köpeklerdir. Ciddi, kendinden emin ve güvenilirdir. Dikkatli ve disiplinli bir eğitim şarttır. Ancak sabırlı bir eğitimle güvenilir, sadık ve sevgi dolu birer arkadaş olabilirler. Böylesine iri cüsseli bir köpeği kontrol edebilecek bir sahibe gereksinim duyar. Rottweiler sakin yaratılışlı, doğal bir koruma köpeğidir. Oldukça zekidir ve pek çok ülkede polis, askeri ve gümrük gibi görevlerde kendilerini kanıtlamışlardır. Boyutlarından dolayı eğitim erken başlamalı ve köpeğin vahşileştirilmemesine büyük dikkat edilmelidir. Bu ırk bol ilgi ve diğer hayvanlar ve insanlarla sosyalleştirilmeye ihtiyaç duyar. Diğer köpeklerle anlaşamayacağından toplum içinde tasmasız dolaştırılmamalıdır. Rottweiler tutarlı bir biçimde yetiştirilip eğitildiğinde çocuklar için çok iyi bir arkadaş olurlar. Henüz yavruyken onlarla olumlu tecrübeler yaşadığı sürece kediler ve diğer hayvanları da kabullenebilir. Aile dostları ve akrabalar sevinçle içeri kabul edilirken yabancılar kaldırımdan öteye geçemez. Irk itaat yarışmaları ve iş sürme alanlarında başarılı olmuşlardır. Rottweiler'a yeterli egzersiz sağlandığında apartmanda da yaşayabilirler. Dogo Argentino. Dogo Argentino mükemmel bir bekçi köpeğidir. Ailesine bağlı olan bu ırk oldukça akıllı ve oyuncudur. Çocuklarla iyi anlaşır. Tüm aile fertleriyle iyi anlaşır. Öpülmekten ve kucaklanmaktan çok hoşlanır. Oldukça zeki olan bu ırk kolay eğitim alabilir. Ancak bu ırk kuralcı ve tutarlı bir sahip tarafından yetiştirilmesi gerekir. Yetişkinlikleri agresif göstermekle birlikte genellikle uyarılmadıkları sürece saldırganlık ve meydan okuma gibi bir davranış göstermezler. Dogo Argentino herkes için uygun bir seçim olmayabilir. Dominant ve etkin bir avcı karakteri vardır. Yavruluk dönemlerinden itibaren birlikte bulundurulduğu takdirde diğer petlerle iyi anlaşabilir. Irkın sosyalleştirilmesine ve itaat eğitimlerine erken dönemlerde başlanmalıdır. Dogo Argentino'ya egzersiz ihtiyacını karşılayabileceği küçük bir avluya ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacını karşılayabileceği bahçeli bir apartman dairesinde yaşayabilir. Bahçede kalabilir ancak dondurucu soğuklarda mutlaka kapalı bir yerde olmalıdır. Ilıman iklimleri çok severler. Alman kurdu. Alman kurdu zeki ve eğitilmesi kolay bir köpek olmanın yanı sıra gerekli ölçüde sosyalleştirildiğinde çocuklar ve diğer hayvanlarla iyi anlaşabilen bir köpektir. Alman kurdu alanını ve insanını koruma konusunda son derece gelişmiş bir içgüdüye sahiptir. Bu da onu hem iyi bekçi köpeği hem de sosyal bir ev canlısı yapar. Alman kurdu aynı zamanda son derece sadık, cesur, itaatkar, korkusuz ve dikkatli bir köpektir. Koruma içgüdüsünün ileri yaşlarda agresyona dönüşmesini önlemek adına sosyalleştirilmeli ve eğitilmelidir. Alman kurdu zeki bir köpek olduğu için öğrenmeye de meyillidir. Günlük ve haftalık taramalara ihtiyaç duyar. Hem dökülen tüylerin arındırılması hem de cildin nefes almasını kolaylaştırmak açısından önemlidir. Tüy bakımı ihmal edilen bir Alman kurdu sağlık problemleriyle karşılaşabilir. Bu nedenle tüy bakımını aksatmamak önemlidir. İki katmanlı kürke sahiptirler. İlki deriyi kaplayan yumuşak tüylü katman, ikincisi de daha uzun tüylerden oluşan koruyucu katmanlardır. Düzenli tarama ve banyo yaptırma yoluyla tüy bakımı sağlanabilir. Doberman. Yüzyıllardır mükemmel bir bekçi köpeği olarak üretilen Dobermanlar,
şaşırtıcı derecede azimli olmasının yanı sıra enerjik ve güçlü bir ırktır. Çok yönlü, oldukça zeki ve eğitilmesi kolaydır. Kararlı, korkusuz ve kendine güvenen, ancak asla vahşi bir köpek değildir. Ailesiyle birlikteyken asil, sadık ve sevgi doludur. Aile üyelerine fiziksel olarak da yakın olmak ister. Doberman koruyucu ve kendini ailesine adayan oldukça insana dönük bir köpektir. Ondan korkmayan ve onda saygı uyandırarak onu disipline edebilecek bir sahibine gereksinim duyar. Kendi haline bırakıldığında isteklerini yapmada biraz fazla kararlı olacağından tüm aile üyelerinin onu kontrol edecek bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekir. Doğal olarak koruyucudur ve iyi bir koruma köpeği olması için dışarıdan ek bir eğitime ihtiyacı yoktur. Aksine aşırı korumacılığının önüne geçmek için erken yaşta çok iyi sosyalleştirilmelidir. Eğitim pozitif yönlendirme yöntemiyle yapılmalıdır. Dişi dobermanlar erkeklere göre eğitim açısından daha inatçıdır. Dobermanların saldırgan olduğuna dair bir ünleri olmasına rağmen bu yanlış bir bilgidir. Bu köpekler büyük ve koruyucu köpeklerdir. Dobermanlar iş sürme, bekçilik, koruma, polis ve ordu görevleri, arama ve kurtarma, terapi köpekliği, itaat yarışmaları olmak üzere yeteneklerini sergileyebileceği pek çok alanda kullanılabilir. Diğer köpeklere olan saldırganlığı AKC standartlarında da kabul edilir zaten. Cane Corso. Çok sadık, içten ve ev ortamında sessiz köpeklerdir. Bu ırk köpekleri çok yetenekli ve eğitilmeye uygun köpeklerdir. Hareketli, istekli, dikkatli ve koruyucudur. Çocuklara karşı harikadır. Sahiplerine karşı uysal ve sevecendir. Koruyucu olma durumları dışında kibardır. Azimli bir yapıya sahiptir. Mükemmel bir bekçi köpeğidir. Ev yaşamına da zorlanmadan uyum gösteren bu ırk, sahiplerinin en yakında destekçileri olur. Evde ve açık alanlarda, korkulacak anlarda ve insanların korunması gereken durumlarda orada bulunur. Diğer köpeklere ve yabancılara karşı agresiftir. Yavru dönemlerinde toplum kuralları öğretilmeli, sosyalleştirilmeli ve mutlaka itaat etmesi öğretilmelidir. İtaat etmeyi öğrendikleri zaman yumuşak başlı bir arkadaş olacaklardır. Yabancılara karşı daima kuşku duyar, ancak ailesine karşı harikadır. Yeteri kadar egzersiz yapma fırsatı buldukları takdirde apartmanda da yaşayabilirler. Onlar yaşadıkları yerde açık alan ya da bahçeli bir ev olduğunda memnun kalacaklardır. American Staffordshire. Oldukça hareketli ve enerjisi yüksek bir köpektir. Yeterli düzeyde egzersizler mutlaka yaptırılmalı ve asla ihmal edilmemelidir. Bu ırkın rahat bakılabilmesi için ev ortamı, bahçe ortamı, iş yeri ortamı gibi her ortam geçerlidir. Eğer bakılacak alan ev ortamı ise aile ile çok iyi geçinebilmektedir. Bahçede bakılacaksa mutlaka bir kulübesi olmalı ve soğuklardan korunması için mutlaka gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Fiziki olarak güçlü olmasına rağmen bakımları özen ister. İyi huylu, eğlenceli, aşırı sadık ve ilgili bir aile köpeğidir. Büyüklerle de çocuklarla da çok iyi anlaşır. Hemen her zaman itaatkarlardır. Sahibini mutlu etmekten başka bir şey istemezler. Çok cesur ve zeki bir bekçi köpeğidir. Hayat doludur. Sahipleri ve bölgesi için aşırı korumacıdır. Onları korumak için her şeyi yaparlar. Belçika Çoban Köpeği. Çok zeki ve itaatkar bir ırktır. Güçlü, koruyucu ve bekçi içgüdülerine sahip ciddi ve dikkatli bir köpektir. Bu ırk erken yaşta sosyalleştirilmeli ve profesyonel bir eğitime aldırılmalıdır. Eğitim sırasında sert ve sabırsız olunduğu takdirde uyum problemleri yaşanabilir. Koruyucu içgüdüleri doğuştan güçlü olduğu için yavruyken yabancılara alıştırılmaları, sosyalleştirilmeleri son derece önemlidir. Diğer köpeklere, köpek dışındaki küçük petlere ve yabancılara karşı agresyon gösterebilir. Çoban köpeklerinde görülebilen tipik davranışlar, örneğin koşma, daireler çizme, insanların topuklarını ısırma gibi davranışlar gözlenebilir. Egzersize ihtiyaç duyan bir köpek ırkıdır. Irsi olmamakla birlikte bu köpeklerde epilepsi ya da cilt sağlıkları görülebilir. Sibirya Kurdu. Huskiler kibar, oyuncu, ancak inatçı ve haylazlardır. Bu neşeli köpekler kendi ailelerine çok bağlıdırlar. Zeki, sosyal, sakin ve geçinmesi kolay köpeklerdir. Çocuklara karşı sabırlıdırlar. Herkesi sevdiklerinden ve az havladıklarından iyi bir bekçi köpeği değillerdir. Kolay eğitilseler de sadece kendi açılarından bir amacı olan komutlara uyarlar. Eğitimi sabır ve tutarlılık gerekmektedir. Bu köpek fırsatçı olabilir. Hava sıcak olmadığı sürece mükemmel bir koşu arkadaşıdır. Husky tuvalet eğitiminde güçlük çıkarabilir. Bu ırk ulumaya bayılır ve kolay sıkılır. Yalnız kalmaktan nefret ettiğinden, eğer bu ırkın sizin için doğru seçim olduğunu düşünüyorsanız iki tane besleyebilirsiniz. Yalnız yaşayan husky büyük ihtimalle etrafı kemirecektir. Onların kızak köpeği olduğu unutulmamalıdır.
Birlikte yetiştirilirse diğer ev hayvanları ile arası iyidir. Ancak küçük hayvanlar avlayabilir. Husky göründüğünden fazla beslenmeye ihtiyaç duyabilir. Başıboş dolaşma eğilimi vardır. Husky ev içinde oldukça hareketlidir. Sık kürkleri nedeniyle sıcak iklimlere uygun bir ırk değildir. Bu ırk sürü halinde yaşamayı sever. Ve son olarak Prese Canario. İri, güçlü ve kaslı köpek ırklarından biri olarak karşımıza çıkan Prese Canario, renkleriyle ve görüntüsüyle beraber gerçekten muazzam bir hayvan olarak dikkat çekmektedir. Köpek beslemek ve bunu bir aile dostu olarak tercih etmek isteyen insanların güçlü ve kaslı bir tercihte bulunmak isteklerinde bu köpek bir tercih olarak karşımıza çıkmaktadır. Son derece iradeli yapısı ile birlikte olayları süzer ve dikkatli bir takip edicidir. Her ne kadar şüpheci olsalar da alıştıktan sonra çok cana yakın görüntüler ortaya koymaktadır. Güçlü yeri ve muazzam bir performansa sahip olmasının yanı sıra sakin tavırları gerçekten bu hayvanı çok daha ilginç hale getirmektedir. Siyah, gümüş rengi ve kaplan desenli modelleriyle birlikte gerçekten ilgi çekici bir görüntüye sahip hayvan olarak karşımızdadır. Baskın bir karakter olmasına rağmen iyi huylu ve sakin yapısıyla beraber özellikle sahiplerine karşı çok itaatkar ve sadık bir görüntü ortaya koymaktadır. Ortalama olarak 9 ila 11 yıl arasında yaşarlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.